Şimdi bu Alevi Bektaşlı Cemevi Başkanlığı projesini bir AKP projesi olarak anlamak eksik olur, hatalı olur. Bu bence devlet aklının bir işi. AKP projesi olsa düğün değil, bayram değil. Hani bu ilişki niye gelişti? Yani AKP iktidarının ya da Tayyip Erdoğan'ın Alevilere derin bir aşkından söz etmek herhalde mümkün olmasa gerek. Yani burada bir Alevilere yönelik bir devlet aşkı var. Devletin daha doğrusu alevi aşkı var. Bu neden olabilir? E, bunu düşünüp e, bunun üzerinden biraz değerlendirme yapmak lazım. Çünkü projenin mimarı İçişleri Bakanıydı ve İçişleri Bakanlığına bağlı olarak bu iş yürüdü ve e, sonuçlandı. İçişleri Bakanlığının görevlileri de ben e, bunları özel görevli olarak olduklarını düşünüyorum. E, bunlar da işte yüzlerce e, e, Cemevi ziyaret ettiğini, köy gezdiklerini açıkladılar. Bunda bir rapor halinde yayınladılar zaten. Şimdi öteden beri devletin Alevi politikasını biz biliyoruz. Red inkar asimilasyon üzerine kurulu bir Alevi politikası var devletin. Peki bu politikayı değiştiren ne oldu? Yani bu politika değişikliğinin arkasında ne var? Şunu görmemiz lazım. Aleviler e, 93'ten Sivas katliamından beri ciddi bir örgütlenme sürecinde e, oldu, girdiler. 2000'li yıllarda ciddi bir alevi aktivitesi, alevi taleplerinin güncelleşmesi, kamuoyuyla paylaşması söz konusu olduğu büyük alevi mitingleri düzenlendi, büyük bir hareketlilik yaşandı. Alevi adıyla örgütlenme ilk kez içiminin başında Alevi Bektaş Kuruluşlar Birliği adıyla gerçekleşti. Bunun buna yönelik işte yasaklamalar olduğu, davalar açıldığı, bir yargı süreci işledi. Tüm bunlar e, sonrasında 2002'de Alevi Bektaş Federasyonu kuruldu. İlk kez Alevi adıyla Alevi Bektaş Federasyonu, Alevi Bektaşı devletinde Alevi Bektaşı Cemevi Başkanlığı düşün. Yani Alevi adıyla e, dernek kurmanın yasak olduğu bir zamandan nereye geldik? E, Alevi Bektaşı Cemevi Başkanlığı diye bir devlet kurumuna. Yani 2000'li yıllarda bir, bir ciddi bir Alevi toplumsal muhalefeti genel muhalefete eee eklenmiş ya da onun bir parçası olan bir Alevi toplumsal muhalefeti söz konusuydu. Burada mesela muhalefetin yani Alevi e, muhalefetinin Temel sloganı bugün de birçok şeyin yapının sahiplendiği eşit yurttaşlık hakkı olmuştu. Çok doğru, çok anlamlı bir şeydi bu, bir e, slogandı bu. Eşit yurttaşlık hakkı. Yani ayrımcılığa karşı eşitsizliğe, hukuksuzluğa karşı eşitliği savunan. Eşi, ama herkesin eşitliğini savunan, kadınların, etnik toplulukların... E, Gadre uğrayanların dezavantajlı grupların yani sistem nazarında öteki olan Herkesin devlet nazarında eşitliğini, e, hukuk nazarında eşitliğini savunan ve ifade eden bir slogandı. Eşit yurttaşlık hakkı çok anlamlı bir e, slogan olduğunu düşünüyorum ben. Bir talep olduğunu düşünüyorum. Soru Yani bu zaten şundan da belli oldu. E, sonraki zamanlarda bu söylediğim gibi birçok yapı tarafından da şey oldu. Yani ilk kendi ilkesi haline getirildi. Buradaki başlıca şey şu e, bu eşit yurttaşlık hakkı meselesinde gölge etme yani dev, devletten bir şey bekleme değil. Yani devlet bizim için şunu da yapsın, bizim için bunu da yapsın diye artıdan bir talep değil. Yani bize fazladan şunu yapsın talebi değil. Eşit yurttaşlık hakkı ayrımcılık yapma. Yani benim inancımdan, dinimden, öğretimden, felsefemden, kimliğimden, cinsiyetimden, tercihlerimden dolayı, etnik kökenimden dolayı bana ayrımcı davranma. E, talebiydi bu. Yoksa e, bazı <laughs> arkadaşların yanlış anlaşıldığı anladığı gibi ona veriyorsan bana da ver değil. Mesela bunun sonucu laiklik meselesinde çok özel olarak ortaya çıkacaktır yani bunun. E, biraz sonra belki e, konuşacağız. Mesela Cem Evleri meselesinde e, e, ne bileyim işte devletin bir takım şey ta, devletten talep bulunma konusunda e, ortaya çıkacak ama Söylediğim gibi eşit yurttaşlık hakkı çok anlamlı bir e, talepti ve bu talep üzerinden e, büyük hareketlilikler yaşandı. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de büyük mitingler yaşandı ve Alevilerin temel talepleri eşit yurttaşlık, işte e, laiklik meselesi yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılması, zorunlu din derslerinin kaldırılması, Alevi köylerine cami yapılmasına son verilmesi, kamu da Alevilere yönelik ayrımcı uygulamalar, kamu hizmetlerinde ve kamuda görev almada yapılan ayrımcılıklara son verilmesi gibi temel talepler Türkiye gündemine sokuldu ve Türkiye'de herkes yani aklı başında herkes Aleviler ne istiyor e, dendiği zaman bu talepleri size 4-5 talebi hemen söyleyi veriyorlardı. Öyle bir toplumsal muhalefet gerçekleştirilmişti. Maalesef 2010'lardan sonra Aleviler bu alanda bu talepleri aslında demokratik talepler bak dikkatinizi çekerim. Yani bu talepler e, dine, imana dair talepler değil. Yani bu talepler Alevilerin ne bileyim hani e, Alevilere özel talepler de değil. Bu talepler demokratik talepler ve Türkiye'de yaşayan herkesin, her aydının, her demokratın, hatta her liberalin sahiplenmesi gereken talepler. Yani laiklik meselesi, diyanet meselesi, zorunlu din dersleri meselesi neden yalnızca alevilerin meselesi olsun ki? Bu konudaki talepler, bu konudaki istemler, bu konudaki devlete yapılan çağrılar niye Alevilerin meselesi olsun? Layıklık sorunu neden yalnız başına Alevilerin sorunu olsun? Yani Türkiye'de yaşayan demokratikten yana herkesin talebi olmak zorunda. Zorunlu din dersleri yalnızca Alevi çocuklarına uygulanan bir şey değil ki. Zorunlu din dersleri bütün çocuklara yönelik bir şey ne derler tahribat. Yani gencecik beyinlerin tahrip edilmesi meselesi gibi. Şimdi o anlamda da burada şöyle bir algı yanlış olur ve bence bizim yanımızdaki dostlarımızla muhataplarımız bizi anlamıyor demeyeceğim. O bilinçli olarak öyle bir tavır geliştiriyorlar ama bizim yanımızda olan, yöremizde olan, bizimle birlikte yürümesi gereken şeyler dostlarımızda, kuruluşlarda, siyasi yapılarda Alevilerin bu taleplerini anlayamadılar. Ben öyle düşünüyorum. Anlayamadıklarını düşünüyorum. Yani bu bir din iman talebi değil ki. Yani e, kardeşim ya Aleviler bu biz de Alevici görünürüz. Alevicilikle ne ilgisi var? Yani e, bu taleplerin değil mi? Ve maalesef o 2010'dan beri Aleviler e, demokratik siyasi arenanın biraz dışına çıkıp kendi dertleriyle uğraşmaya başlayınca bu taleplerde yavaş yavaş unutulmaya başlandı. Hatta toplumun da hatta Alevilerin de gündeminden çıktı. Yani bugün geldiğimiz noktada Alevilerin bu ta, Alevi kuruluşların örgütlerinin bu talepleri yüksek sesle e, seslendirildiğine seslendirde falan tanık olmuyoruz maalesef.